Kapıyı. Nereden kapanıyorsun? Kapattım. Günaydınlar hepinize. Saat şu an tam 10'u 8 geçiyor. Aslında bakmayın çok uykum var ama yine de içinde garip bir enerji var. Herhalde uykusuzluktan artık kafayı yedim arkadaşlar. Çünkü bu haftam inanılmaz yoğun geçti. Bugün zaten cuma, artık haftanın son günü. Hafta sonunda ne yazık ki çok yoğun olacağım. Başka şeylerin peşindeyim biraz. Onları zaten ilerleyen zamanlarda size de duyuracağım. Çok yorucu geçiyor arkadaşlar. Yemin ederim ilk defa bu hafta böyle artık kafam hiçbir şeye almıyor ve dediğim gibi uykusuzluk kafa yaptı bende. Bugün sizi bayağı bir yanımda gezdireceğim. Hemen yapacaklarımızdan kısaca bahsedeyim. Ekstra bir planım çıkmazsa helikopter geçiyor. Hep zaten ben video çekeceğimde bulurdu helikopter. Neredesin helikopter? Bugün bir Antalya'dan gelen arkadaşlarımla bir kahvaltı. Daha sonra bir markanın etkinliği var, ona gideceğiz. Oradan çıkacağım, ofiste çok işim var, ofise gideceğim. Sonra bir çekiliş için fotoğraf çekilmem gerekiyor. 6'da Didem Özkan randevum var, Murat abiyle gideceğiz. Oradan çıktıktan sonra bir yemek yeriz ve sonra da sinemaya gitmeyi düşünüyoruz. Planımız şimdilik bu şekilde. Ekstra bir şey çıkarsa ya da planınız bozulursa artık bilmiyorum. Şimdi hayatımın en zor kısmı olan yere geçebiliriz. Taksi çağırma arkadaşlar. Acaba hangisi? Numaraları şu olabilir. Hayır, bir kaydetmedim. Adamı her gün arıyorum. Ay. Merhabalar, taksiniz var mıydı? Tamam, hemen geliyorsa iniyorum ben de. Yani abi hemen geliyorsa iniyorum dedim. Çok gereksiz bir detaya girdi abi. Tuvalette şoförümüz şu an. 5 dakikaya çıkar dedi. Neyse, biz de anca ayakkabımı, çantamı falan filan anca giyiniz. Kalkın gidelim, Allah'a gidelim kalkın. Çok yorulacağız bugün. Durun. Sabitlendiniz mi? Tamam, sizi şu an koltuğumun tepesine sabitledim. Ya şu şapkamı hiç kimse sevmiyor ama ben bu şapkayı çok seviyorum ya. Niye sevmiyorsunuz bu şapkamı? Ay çok soğuk dışarısı ya. Çok aşırı üşeniyorum ya. Her şeye çok üşeniyorum ama bu üşengeçliğime rağmen bu kadar işlerimi iyi yönettiğimi düşünüyorum gerçekten. Ay durun, geliyorum, bekleyin. Böyle bir çanta arkadaşlar aldım kendime. Mugo İstanbul'da. Hatta bunun çekilişini yapacağım. Büyük ihtimalle çekiliş daha sonuçlanmadan siz bu videoyu izlemiş olacaksınız. Ay kameram düştü ve ben ödüm koptu. Şöyle, tamam, okey. Duvara yaslanayım. Büyük ihtimalle siz bu videoyu izlerken daha çekiliş devam ediyor olur. Bu çantanın fotoğrafını gördüğünüz zaman direkt çekilişe katılmamızı öneriyorum şiddetle. Hadi şimdi çıkalım. Bugün asla topuklu bir şey giymeyi düşünmüyorum. Topuklu giydiğim an herhalde ölürüm. O yüzden bu botlarımı giyiyorum. Kapı kontrol, okey. Çünkü bazen kapıyı kapattığımı ve kilitlediğimi zannedip arkadaşlar arası açık kalabiliyor bu kapının. Sonra emin olmak için 2 saat tekrar yukarı çık, kontrol et. Saçma sapan kendi kendime uğraşıyorum. Şimdi geldim. Her zamanki gibi ben bekletiliyorum. Zaten buraya yakın bir yerde kaldıkları için buraya geldim. Ben çok uzaktan gelmiş olmama rağmen ilk ben geldim. Neyse artık hadi İstanbul'un yabancıları diye. Yalnız ne kadar benimsediysem artık İstanbul'u. Uykum aşamaya başladı. Dışarı oturdum bir de. Şöyle göstereyim. Hasta olmak için bir insan nasıl çabalar? İşte böyle. Arkadaşlar Ahmet sevgilisinden gizli İstanbul'a gelmiş. Paylaşacağım bunu. Şu an işaret ediyorlar, neyse. Kameraya çıkmak istemeyen bir arkadaş grubuyla beraberim ama benim böyle arkadaşlarım da var. Şapkamı çıkardım çünkü artık kafama kan gitmediğini hissettim, beynime. O kadar sıkı ki şu lastiklerinden dolayı, gördüğünüz gibi lastikli olduğu için biraz sıktı kafamı ve çıkardım. Kahvaltıyı yaptık. Şu an geldi lansmana. Belki konunun yılbaşı için çıkaracağı bir koleksiyonu görmeye geldik. Burada birazcık vakit geçireceğiz. Tatlı insanlar var. Koleksiyona bakacağız, inceleyeceğiz neler var diye. Sonra başka bir şeyler yapacağız. Size de göstereceğim bunları. Karların rengine bayıldım. Çok hoşuma gitti. Onlardan büyük ihtimalle alacağım. Normalde böyle çok simli şeyler kullanmıyorum ama çok hoşuma gitti bunlar nedense. Netle. Burası İran var, Kuşma var, beraber şimdi. Ne kadar eskiliğindeyiz. Konu eskiliğinde. Dünya ne güzel fotoğrafı. Evet. Dur, netle. Ha, netle de. Soğuk yiyoruz biraz ama. Evet. Bir kapı kapatalım. Böyle. Arkadaşlar, lansmanlar
Mekandan çıktık. Şimdi şöyle birkaç bir şeye bakalım. Evet, malum indirim zamanı olduğu için İrem, Arda, Arda'yı gösteremedim. Arda ve Büşra'yla beraber. Şapkanın rengine çok bayıldım. Yalnız... Çok güzel. Evet bak, sende saçların koyu olduğu için çok güzeldir. Ama şimdi ben bunu takacağım. Hadi bir tane de tak, hadi. Tane de tak. Takayım. Siz yan yana geçseniz daha. Bir şey söyleyeyim. Ah, senin kafanda da daha güzel oldu sanki. Ver bir yan yana geçsin. Siz ördekler gibi yani bak. Okay. Görüyorsunuz. Bak senin kafanda. Sende niye daha? İyi diyor. Ben de işte koyuda mesela böyle renk. Ama sende de güzel oldu. Gerçekten güzel oldu. Takipçilerim diyor ki yine mi bu şapkalar? Ay yine mi bu şapkalar? Artık aynı bir renkleri görmekten bıktılar. Bence okey. Alıyorum. Ben, tamam. Alıyor musun kız? Tak. Aldım kız. Sen alıyorsun. Hadi tak. İrem tak. Şimdi ofise geldim. Arkadaşlar inanamayacaksınız ama dışarıda güneş olduğu için hemen bu ışığı kaçırmamak için biraz sonra Şeyda geldiği zaman aşağıda fotoğraf çekilmeye ineceğim. Bakın şöyle kolyeleri kullanmayı çok sevdiğim için baya baya böyle güzel güzel kolyeler yollanmış bana. Instagram'da da zaten paylaşmış olurum, oradan da görebilirsiniz. Murat abi ne yiyorsun? Para yok. Ekmek. Kuru ekmek. Ekmek mi yiyorsun sadece gerçekten? Klimanın önünde tut, biraz ısıt, böyle sıcak ekmek yemiş olursun. Oraya kalpeten içine koyayım derken. Şuradan da sıcak. Ama bu kalorifer değil. Niye kapattın mı? Ofisi tanıyorum da. Dekor olsun. Aynen, bayağı güzel gerçekten. Şurada, şurayı kapatmanız çok fayda. Çok güzel bir dekor. Niye bakıyorsun? Biri bana bakarken blok çekemiyorum ama. Yani bunu çok nadir yapabiliyorum. Dışarıdaki insanlar beni tanımadığı için rahat rahat çekiyorum. Karşında durmuş ekmek yediğin için abi. Ama mesela Yusuf abi sadece gözüyle selam verdi geçti. Yok yok, tek tek Yusuf'u da çek. Göster. Çekiyorum abi. Sana bir tane yeteneğimi göstereyim mi? Abi ortasında delik olduğu için onu çok rahat bir şekilde çevirebilirsin. Bana abi ortasında delik olmayan bir şey var. Yani şu delik, Allah aşkına bakar mısınız? Sen onu çevir, tamam mı? Ben burada, bir dakika gel iddiasına girelim. Tamam he. Ne kadar çevireceksin, ne kadar süre? Dur. Ne kadar süresi mi lan abi, normal böyle çevirebilirsin. Tamam, 10 saniye kadar. Çevireceksin. Tamam ver. 200 lirasına. Tamam çak, anlaştık. Hadi. Çakarak mı anlaştık? Bilmiyorum, böyle anlaşalım, bak bekle. Ama bir hemen, deneme, hemen, deneme yapma. Hemen alırım ama bir şeyi. Ama sen daha önce tamam, deneme çağırma. Tamam. Ama ben vazgeçtim demek yok. Tamam. Deniyorum şu an. Hı. Hı. Bu mu yani? Evet oluyor işte. Ya saçmalama ya. Hayır yapabiliyorum işte. Hayır. Vallahi tamam. Tamam bekliyorum. Ha çevir hadi, çevirsene. Ha ben çevireceğim. 200 liramı ver. Hayır oldu işte abi. Bak bak bak. Bak. 200 liramı ver. 200 milyonumu ver. 200 milyon bak. Ya, al işte vallahi. Olmuyor be. Ben öyle mi yapıyorum? Ama biraz zor olabilir, hadi. Arkadaşlar, nasıl yaptığını gördünüz. Parmağını yalayarak Allah Allah yapıyor. Buradan bir fırlası var ya, kafanı paramparça eder. Evet abi, onu koyar mısın? Ne diyorduk ya, ne dediğimi unuttum. İşte bunları gösterdim, fotoğraf çekileceğiz dedim. Şeyda'yı bekliyorum şimdi. Sizi saksıya sabitlesem durabilir misiniz acaba orada? Şimdi Kiko'nun paketini bir açalım. Bakalım içinden ne çıkacak. Rengi aşırı güzel bir far çıkıyor. Orada da zaten görmüştünüz. Rujun rengine bir bakar mısınız? Çok güzel, çok hoşuma gitti bu ruj. Kışın daha çok zaten böyle toprak renkleri, kahverengiler, bordolar falan hep kullanılan renkler bunlar. Ve ben de kullanmayı bayağı çok seviyorum. Aa, bu rimeli mutlaka deneyeceğim. Rimel kullanmayı ne kadar çok sevdiğimi çok iyi bilirsiniz bence. Bakın şimdi böyle gördüğünüz zaman bence size hiçbir şey ifade etmiyor. İlk baktığımda ben de pek bir şey anlamadım ama bakın aşırı güzel düşünmüşler. Şöyle bir şey. Tamam, paket açılımımız bu kadardı. O kadar kararsızlıktan sonra bu bereyi aldım. Normalde sarı bir şey kullanırken böyle 40 defa düşünüyorum. Saçlarım sarı olduğu için al şeyden geldi. Çok güzel değil mi rengi? Beğendim, çok güzel. Ay öldüm. Öldüm. Çok değişik bir soğuk vardı şahane değil mi? Evet. Şöyle bir şey aldım. Aldıklarımı gösteriyorum da otururken seni beklerken. Şöyle sarı bir ceket aldım. Kaşe bayağı kalın ve sıcak tutacağına inanıyorum. Renk çok güzel değil mi? Güzel. Bugün nedense hep sarıdan gittim ben garip çok bir derecede. Güzel. Şunları biraz karıştıracağım. Güzel şeyler, benim bayağı hoşuma gitti. Çok güzel. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi şeyden geldiği için aşağı ineceğiz. Fotoğraf çekileceğiz falan. Çünkü bu ışığı kaçırmamamız lazım. Çok güzel bir ışık var. Uzun zamandır arayıp da bulamadığımız bir ışık. Zaten aşağıda da çekerim. Öpüyorum. Ay şu soğuğu hissediyor musun şu an fiyatında? Ah çok soğuk. Sarı giyince bir içim açıldı ama. Her sarı giydiğinde böyle soruyorsun.
Vallahi bak, demek ki beni böyle renkler mutlu ediyor ya. Evet, hep de bunu da söylüyorsun. Renkli giyindiğim zaman mutlu hissediyorum. Size de öyle oluyor mu? Enerji veriyor mu diyorsun. Hep bunu diyorsun. Demek ki hep bunu diyorum. Hep. Çünkü ben de mesela şunu söylüyorum her highlighter sürdüğümde. Highlighter sürmeyi gerçekten çok seviyorum. Şuraya inebilir miyiz sence? Böyle merdivende bir çekim olur. Yapılabilir bence. Olur. Şimdi deneyeceğiz. Şimdi ben kameramı kapatıyorum. Zaten Instagram'dan büyük ihtimalle nasıl bir fotoğraf çekildiğimi göreceksiniz. Fotoğrafa çekildik. Artık gün ışığa gittiği için yukarı çıktık. Başak Karhan. İçimiz üşüdüğü için şimdi birer çay içiyoruz. Bakın, görüyor musunuz? Bardağın bile üstümle ne kadar uyumlu. Senin de çok uyumlu. Teşekkür ederim. Siyah olsaymış keşke bardağın. Birazdan da Murat abiyle ofisten çıkıp Didem Hanım'ın yanına gideceğiz. İşimiz var, onu halledeceğiz. Sonra ne yapacağım konusunda bir fikrim yok. Herhalde eve geçeriz. Arkadaşlar geldik şimdi. Murat abinin kısa bir işi var. Onu hallediyoruz. Buradan sonra ne yapacağım konusunda bir fikrim yok. Size şirkette başıma gelen bir şey anlatacağım şimdi. O kadar uykum var, uykum var diye sabahtan beri ortalıklarda dolanırken artık gerçekten uykusuzluğumun son dakikalarını yaşıyorum herhalde ve bir sözleşme imzalamam gerekiyordu ofiste. 9 sayfalık kadar bir sözleşme imzaladım. En son sayfasında şöyle bir şey yazıyor. El yazısı ile virgül okudum kabul ediyorum diye bir şey yazıyor. Benim de artık kafa ne kadar gittiyse el yazısıyla okudum, kabul ediyorum, yazın diye oraya yazdım. Ve sonra bir anlık bir boşluğa düştüm ve sonra kahkahalar zaten atılmaya başladı o an. Herkes dalga geçti falan ama işte uykusuzluk kafa yaptı. O yüzden yapabileceğim hiçbir şey yok. Gözlerim zaten iyice küçüldü ve göz altlarım şişti yani. O yüzden eve gidip uyumayı falan düşünüyorum. Kesin böyle dedim, kesin bir plan çıkacak. Şimdi Murat abinin yanına gideceğim. Sorular sormaya başladı. Sorular dikkatimi çekti. Kimyasal mı falan filan bir şeyler soruyor. Gidip bir bakacağım bakalım. Arkadaşlar, bir metro macerasıyla şu an karşı karşınızdayız. Başıma ne gelecek hiç bilmiyorum ama bence bir şey gelecek. Bak, tek başıma olsaydı başıma kesin bir şey gelirdi. Bu kalabalıkta ve bilmediğimden dolayı ama trafik çok fazla olduğu için şu an metro kullanmayı tercih ettik. Benim akbilim yok abi. Bende var. Para 5 milyon vereceğim. 5 milyon vereceğim. Metroda hiçbir sorun olmadı. Hatta o kadar kolay bir şekilde geldik ki bundan sonra gerçekten metro kullanmayı düşüneceğim. Bunu iyice bir güzergahlarını falan öğrenmem gerekiyor yalnız. Şimdi yemek yemeye geldik ve yemek yedikten sonra bir film varmış. Ona gireceğiz. Bu kadar. Tabii ki de dediğimiz saate bilet asla bulamadık. Çünkü ben biraz son dakika böyle oturmaya devam ettim. Ettim. Buluruz abi bilet dedim ve bulamadık. Film çıkışında görüşürüz. Belki arada da görüşebiliriz. Arkadaşlar, eve geldim. Şeyda'ya uğramam gerekiyordu. Onunla küçük bir çekim yaptık. Fotoğraf çekimi. Uykusuzluktan ölme kısmına geçeceğim. Biraz daha böyle uyumamaya devam edersem. Cümlelerimi toparlayamıyorum bile. Çünkü gerçekten çok yoruldum. Çok erken saatte çıktık. Çok İşimiz vardı. Oradan oraya. Aşırı yorgunum. Bu vlogu ne zaman izleyeceğiniz konusunda hiçbir fikrim yok. Ama illaki izleyeceksiniz. Bu aralar vlogları böyle biraz çok atmayı düşünüyorum. Umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Siz bunları yaparken ben büyük ihtimalle uyumuş olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar bunu söylemiştim. Evet. Uzattıkça uzatıyorum. Tamam, gittim.